Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Bakara suresi 177. ayeti değerlendireceğiz. Bir ayet, yaklaşık yarım sayfalık bir ayet. Ama bu bir ayette Allah-u Teala hem iman, hem ibadet, hem muamelatla alakalı, güzel ahlakla alakalı çok önemli dersleri bize veriyor. Ve burada şunu da görüyoruz, Kur'an-ı Kerim bir ayetiyle bile çok önemli mesajları vermekte. Ve eğer bir ayeti bile anlasak bize çok önemli ışık tutmakta, dünyamızı, ahiretimizi nurlandıracak şekilde esasları göstermekte. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَارِبِ Yüzlerinizi doğu veya batıya çevirmeniz tek başına bir iyilik değildir. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ Lakin iyilik şudur. İyilik şunlarla gerçekleşir. مَنْ اَمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Kim Allah'a iman etse, ahiret gününe iman etse, وَالْمَلَائِكَ Meleklere, وَالْكِتَاب Kitaba, وَالنَّبِيِّنْ Ve peygamberlere iman etse. وَاَتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ Sevmesine rağmen malı verse, ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ Yani kimlere verecek? Yakın olanlara, yetimlere, miskinlere, yolculara ve dilencilere. وَفِ الرِّقَابِ Ve köle azat etmek için versem. وَاَقَامَ الصَّلَاةَ Namazı kılsa, وَاَتَ الزَّكَاةَ Zekatı verse, وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا Ve ahitleştiklerinde ahde vefa gösterenler, وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ Ve çetin durumlarda, şiddetli durumlarda ve savaş anında sabredenler, اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا İşte bunlar sadık olanlardır. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Ve müttaki olanlar da işte bunlardır. Ayet-i Kerime'nin kısaca meali bu. Bunu biraz açıklamaya, bir derece değerlendirmeye çalışacağız. Daha önceki ayetlerde kıbleden de söz edilmişti. Ve bu kıbleyle alakalı ayetlerde doğu da batı da Allah'ındır denilmişti. فَاِنَمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَچُلَّ Yüzünüzü nereye çevirirseniz Allah'ın veçi oradadır. Yani tek başına bir kıbleye yönelmek kurtulmak için yeterli değildir. Ve bunu şöyle ifade etmeye çalışalım. Elhamdülillah Müslümanız ama tek başına Müslüman kimliği kurtulmamız için yeterli değildir. Adımızın Müslüman olması, eğer iman yoksa, sahih bir iman yoksa, amel yoksa, güzel ahlak yoksa bizi kurtarmaz. Dolayısıyla bazıları da işte ben şu kıbleye yöneldim deyip sırf o kıbleye yönelmekle kurtuluşa eremez. Ayet-i Kerime buna dikkat çekiyor ve önce iman esaslarını bize anlatıyor. Lakin iyilik şudur, iyiliğe ulaşan kimse şudur, Allah'a iman edecek, ahirete iman edecek, meleklere, kitaba, peygamberlere iman edecek. Burada beş esas sayıldı ve Kur'an-ı Kerim'de başka birkaç ayette de iman anlatılırken bu beşi nazara veriliyor. Günümüzde bazı ilahiyatçı profesörler buna dayanarak kaderi iman esaslarına dahil etmezler. Derler ki Kur'an-ı Kerim'de imanın anlatıldığı yerde kaderden bahis yoktur. Dolayısıyla imanın esasları 6 değil 5'tir. Böyle diyenler var. Ama kadere iman hadiste geçiyor. Ve öte yandan Kur'an-ı Kerim'de belki de 100'e yakın ayet kaderle alakalı. Her ne kadar burada kadere iman diye bir iman esası olmasa bile kadere iman etmek de imanın bir esasıdır. Hadiste de bu ifade edildiğine göre onu esas almak daha sağlıklı olacaktır. Bir Müslümanın yok ben kadere iman etmiyorum demesi zaten söz konusu olamaz ve olmamalı. Çünkü kader bir ilahi program. İlahi programı reddetmek Allah'ı da reddetmek anlamına gelir. Yani ben Allah'ı kabul ediyorum ama onun bir programı olduğunu kabul etmiyorum diyemez ve denilemez. Bu açıdan her ne kadar burada ayette
altıncı bir iman esası olarak kadere iman geçmese de hadislerde geçmektedir. Ve bundan dolayı da iman esasları anlatılırken buradaki beşe ilave olarak altıncı bir iman esası da akaid kitaplarımızda yer almıştır. Hadise dayanan bir manadır ve o hadis de Kur'an'ın mecmuuna, tamamına dayanan bir hükümdür. Allah'a iman etmek kadere imanı da zaten gerekli kılar. Burada iman esasları nazara verilirken önce Allah'a iman zikredildi. Çünkü meselenin kayyumu Allah'a imandır. Allah'a iman etmeyen birisinin Allah'ın peygamberine, Allah'ın gönderdiği kitaba, Allah'ın yarattığı meleklere, Allah'ın yaratmış olduğu ahirete ve Allah'ın kader programına iman etmesi zaten düşünülemez. Demek ki önce Allah'a iman geliyor. O sağlam olduğunda diğerlerini kabul etmek de daha kolay olur. Ardından ahirete iman nazara verildi. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde de zikredildiğinde Allah'a iman, ahirete iman, mebde ve maat. Bu son derece önemli. Çünkü şu dünya hayatı ahirete imanla bir anlam taşıyor. Ahirete iman olmadıktan sonra şu dünya hayatındaki hayatımızın herhangi bir kıymeti yoktur. İşte bir zamanlar dünyadaydı, daha sonra yok oldu, gitti. Bir varmış, bir yokmuş gibi olur. Ama ahirete imanla şu andaki ömür saniyelerimiz kıymet kazanır. Ve bizler dünya sahnesinde ebed için imtihan edilen kimseler oluruz. Hayatımızın her anı filme alınmaktadır ve diğer alemde bunlar seyredilecektir. Ve insanlar yaptıklarına göre diğer alemde yaptıklarının karşılığını göreceklerdir. Meleklere iman, işte peygambere vahiy getiren melek var. İnsanın sağında solunda kiramen katibin melekleri var. Ve her bir yağmur damlasını indiren melek var. Bu da bize bir derinlik katıyor. Alemi meleklerle dolu olarak görüyoruz. Ve şu uçsuz bucaksız alemin dop dolu olduğunu ve meleklerle şenlendirildiğini öğreniyoruz. Burada vel kitap, kitap müfret olarak getirildi. Müfret olarak getirilmesi, çünkü Tevrat'ta, İncil'de, daha diğer sahifelerde, kitaplarda Allah'ın kitabıdır. Bu noktada kitap cins ifade eder. Hepsine imanı ifade etmektedir. Ve bir de peygamberlere iman. Önce iman nazara verildi. Ardından da Allah yolunda vermek. Demek ki bu da ahlak boyutu, verebilmek, cömertlik boyutu. Ve etel mâle alâ hubbihi, sevmesine rağmen malından veren. Burada severek veren, Allah'ı severek veren ve malı verirken zorla vermek değil de severek vermek. Bu manalara dikkat çekilmiştir. Veya şuna da yine dikkat çekiliyor. Sevmiş olmasına rağmen. Yani can malın yolga, mal canın yongasıdır derler. Ve normalde insan cimri bir varlıktır. Malından vermek zor gelir. İşte sevmesine rağmen verebiliyorsa bu bir fedakarlıktır. Ve Cenab-ı Hak bunu ayetinde bir medih olarak zikretmektedir. Sevmesine rağmen malı verebilenler. Peki kimlere verilecek? Önce yakınlara. İşte yakınların üzerimizde hem akrabalık hakkı var hem de komşuluk hakkı var. Bu anlamda yakınlara verdiğimizde bunun sevabı daha ziyade. Çünkü yakınlara ait sorumluluğumuz var. Hatta komşular itibariyle bile yakın komşu, uzak komşu Kur'an-ı Kerim'de ayrılmıştır. Vel cer zil gurbe, yakın komşu diye Allah-u Teala ayrıca nazara veriyor. İşte yakınlara vermek, başta akrabalar ve komşu çevresi, yakından başlamak. Çünkü sorumluluğumuz onlara çok daha fazladır. Ve yakınlarımızı halletmedikten sonra uzağa bunu vermek uygun da değildir. Vel yetame, yetim olanlara vermek. Çünkü anasını, babasını kaybetmiştir. Bakıma muhtaç durumdadır. Onlara bakmak, başta yakınları olmak üzere toplumun bir görevidir. Ve miskin olanlara vermek, diyelim ki çaresizdir, yapacak bir şey yok, ellerinden tutmak. Ve ibnis sebil, ve yolcuya vermek. Özellikle eski zamanın şartlarında yolcu yanında çok da
imkanı olmayabilir giderken. Yani para günümüzdeki kadar yaygın değil. Daha çok başka şekillerde ticaret yapılıyor. Bundan dolayı yola çıkan bir insan muhtaç duruma da düşebiliyor. Velev zengin de olsa yolcuya vermek Kur'an-ı Kerim'de nazara verilmiştir. Zekatın verilme yerlerinden birisi de yolcudur. Ve günümüzde kredi kartı, para bu gibi şeylerle yolcuların belki imkanları daha da fazla. Ama yine de gerçekten muhtaç olan yolcu varsa ona vermek, o da bir görevdir. Ve dilencilere vermek, tabi dilencilere derken günümüzde bazı dilencilerin çok zengin olduğu da medyada, televizyonlarda ortaya çıkıyor. İşte bir miktar takip ediyorlar. Bakıyorlar adamın epey katları var. Epey böyle evleri var. Banka hesabında bayağı parası var. Demek ki insanların böyle duygu sömürüsü tarzında işletilmesiyle bu manada zengin olanlar da var. Buna dikkat etmek gerekir. Ama gerçekten muhtaç olanı bulduğumuzda da elden gelen yardım yapılmalı. Ve bir de vefir rigab, köle azat etmek. İşte bir insan köle olduğunda tam hür değil. Bunu azat etmek en büyük sevaplardan birisidir. İşte günümüzde bazı insanlar da adeta bir köle gibi. Diyelim borçtan dolayı köle veya daha bir takım çalışma şartları itibariyle köle gibi. Mümkünse bunları hürriyetine kavuşturmak, bunlara yardım edip elinden tutmak ve onların kendi başına iş yapar hale gelmesini sağlamak çok önemli bir fazilettir. Bunlar başkasına bakan ikram yönü, ihsan yönü. Bir de kişinin kendi ibadetiyle alakalı ve agame salate ve ate zeka, namazını kılacak, zekatını verecek. Namaz dinin direğidir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dünyadan bana üç şey sevdirildi demiş. Bunlardan biri olarak da gözümün nuru olan namaz ifadesini kullanmıştır. Namazı kılmak son derece önemli. Çünkü namaz dinin direği. Bir kimse namazını kıldığında dinini temel itibariyle yaşamış olur. Ve namazını düzgün kıldığında diğer ibadetleri yapmak kendisine çok da zor gelmez. Ve zekatı vermek, zaten biraz evvelinde malından şunlara şunlara veren kimse diye geçmişti. Zekat ise en azından farz olan miktarı ifade ediyor. Bu da nedir? Malın 1/40 veya tarla mahsullerinden 1/10. Eğer mahsul elde ederken sulama gibi masraflar varsa 1/20. Ve hayvanlarla alakalı yine belli miktarlar var. Bu zekat miktarı olan cömertlik sayılmıyor. Yani bir kimse diyelim yıllık gelirinin 1/40 zekat olarak verdiğinde bu insan cömert sayılmaz. Bu insan zekatını vermiş olur. Ama bir de sadaka boyutu vardır. Sadaka insanın Allah'a karşı sadakatini gösteren bir şeydir. Allah ona vermiş. Bunu diğer insanlarla paylaşmak gayet güzeldir. Yoksa işte ben ağa gibi yaşayayım, başkaları ne olursa olsun, insan böyle dememeli. İşte ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne dememeli. Ve insan kendinde var olan serveti başkalarıyla paylaşmalı. Paylaşmak da çok büyük bir zevktir. Fabrika sahibi bir zattan dinlemiştim. Gayet hoşuma gitti. Dedi ki, geçenlerde memleketime gitmiştim, köyüme gittim. Orada dedi insanların imkanları o kadar da çok yok. Yanımda epey hediyeler de götürdüm. Ve gittiğimde işte o hediyeleri köydekilerle paylaştım. Yani o kadar memnun kaldılar. Mutluluk gözlerinden çok net bir şekilde okunuyordu. Onları mutlu görmek beni de mutlu etti diyor. Yani bu güzel bir özellik. Başkalarını mutlu etmek bizi mutlu etmeli. Yoksa bizim dışımızdakileri görmeyecek olursak, yani fil dişi kulemizden etrafa bakacak olursak, neticede o fil dişi kule de kalmaz. Ve zenginler mallarının zekatını vermediğinde kendileri de ileride bir takım felaketlere maruz kalırlar. Toplumda sosyal çalkantılar olur ve bu çalkantıların neticesinde servet sahipleri çok büyük zararlar görebilirler. İşte bu açıdan zengin olanların malının zekatını vermesi hem mallarının bir sigortasıdır hem de toplumda önemli bir denge unsurudur. Ve böylece toplumda dengeler teessüs eder.
zengin tabaka ve fakir tabaka arasında bir dostluk, bir kardeşlik meydana gelir. Zenginler onlara üstten bakmaz. Onlar da zenginlere böyle gıpta ve haset nazarıyla bakmazlar. Zenginlere duacı olurlar. Yani Allah onlara versin, Allah onların servetini daha da fazla kılsın diye duacı olurlar. Ama zenginler malın zekatını vermediğinde avam tabakası, işçi tabakası zenginlere hasetle, kinle dopdolu olurlar ve fırsatını bulduklarında çalarlar. Fırsatını bulduklarında ihtilal gibi kargaşa durumları meydana getirirler ve bu ortam içerisinde zenginlere de rahat bir hayat meydana gelmez ve onlar da bunun çok sıkıntısını çekerler. Ve Allah-u Teala iyiliğe kavuşmak için başka bir özellik, işte şunları yapanlar derken وَالْمُنْفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا ve ahitleştiklerinde ahde vefa gösterenler. Bunları da methediyor. İşte her birimiz, başta Allah'a olan ahdimiz var. Cenab-ı Hak اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ buyurmuş, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de bela, evet Rabbimizsin diye tasdik etmişiz. Başta Allah'a olan ahdimize vefa göstermemiz gerekiyor. Şu dünya hayatında onun Rabbimiz olduğunu idrak ederek ona göre yaşamak gerekiyor. Bir de kendi aralarımızda bir takım ahitlerimiz var, sözleşmelerimiz var, ticari bağlantılarımız var. Bunlarda ahde riayet etmek son derece önemli. Diyelim birinden mal aldınız, falan tarihte parayı ödeyeceğiz diye senedi imzaladınız. O tarih geldiğinde ödememek bir zulümdür. İmkanınız varsa ödememek çok büyük bir vebaldir. Ve siz ödemediğinizde o kimsenin ödemelerinde problemler oluyor. Ve zincirleme o diğerine ve diğeri bir başkasına derken böylece toplumda bayağı kargaşa meydana geliyor. Halbuki insanlar ahitlerini yerine getirmeli. İşte malı teslim edecek vaktinde teslim etmeli. Parayı teslim edecek vaktinde yine parayı ödemeli. Böylece toplumda huzurlu bir toplum, dengeli bir toplum meydana gelmeli. Ve bir de kişinin kendi kendine vermiş olduğu sözler vardır. Mesela şu işimi başarırsam, diyelim bir tane sığır kurban edeceğim. Buna nezir deniyor, adak, adakta bulunmak. Allah ona böyle bir hüküm yazmamışken kendi kendine böyle bir farz kılmış oluyor. Madem ki ahdetmiş, madem ki nezretmiş, nezrini, adağını yerine getirmesi lazım. Yani söz ağızdan çıkar derler ya, insan sözünün arkasında durmalı. İnsan attığı imzanın arkasında durmalı ve bu konuda yemine lüzum kalmadan vermiş olduğu sözü yerine getirmeli. Ben bazı yerlerde gördüm, mesela söz vermiş, sözünde durmuyor. Soruyorum, sen söz vermiştin, niye böyle? Diyor, ben yemin etmedim ki. Yani sözü tutmak için yemin etmek gerekmez. Yemin edilmese de sözün arkasında durmak lazım. Ve söz bir yönüyle namustur tabir yerindeyse. Ve insan sözüne sahip çıkmalı, sözünün arkasında durmalı. Ve diyelim eğitim noktasında düşündüğümüzde anne baba çocuklarına bazı sözler verebilirler. Ve o sözleri yerine getirirlerse gerçekten başarılı olurlar. Ama söz vermiş, sözünü yerine getirmiyor. Bu durumda evladın anne babaya olan itimadı sarsılır ve daha sonraki sözlerine de pek itibar etmezler, kulak asmazlar. Dolayısıyla verilen ahit yerine getirilirse itibarlı olur ve bu pek çok faydaları yanında getirir. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ve çetin durumlarda ve musibet hallerinde sabredenler. Yani zorluk anında, musibet anında sabredenler. Bu da önemli. وَحِينَ الْبَأْسِ ve bir de savaş anında sabredenler. İşte başımıza bir takım musibetler gelebiliyor. Her insanın başına gelebiliyor. Sabırla karşı koyarsak kazanmış oluruz. Savaş gibi durumlar sabrı gerektiren durumlardır. Bazıları savaşta sabredemeyip kaçabiliyor. Demek ki o çetin hallerde sabır gerekiyor. Cenab-ı Hak sabrı burada methediyor. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا ve işte bunlar sadık olanlardır. Ve ulaike humul muttakun ve muttaki olanlar da bu kimselerdir. Yani
iman, ibadet, muamelat bu gibi esaslara dikkat eden kimselerdir. Cenab-ı Hak bizi gerçek iyiliğe ulaşan, sadık olan, müttaki olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.